Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yabancı 7. Bölüm. Arabasını akşam karanlığında uzaklardan belli belirsiz ışıl ışıl görünen şehre doğru yol aldı. Adrian işlerinin iki gün daha uzayacağını, Londra'ya döneceğini düşünüyordu. Ancak Vinterella'daki trajik kaza konusunda elinden geleni yapmıştı. Çiftçinin evindeki tüm işleri halletmiş, ailesine taziyelerini bildirmiş, cenazede bulunmuştu. İnsanları rahatlatmış, işleri olağan akışına döndürmüştü. Ölüm rahatsız edici bir durumdu. O da bunu arkasında bırakıp yeniden tavuğuna dönmek için sabırsızlanmıştı. İşin doğrusu eşini özlemişti. Onu günde en az 100 kez düşünüyordu. Onun söylediği ya da yaptığı şeyleri hatırlarken duraksıyor, onunla yeni hatıralar paylaşmak için heyecanlanıyordu. Özellikle geceleri ona çok daha uzun geliyordu. Ayrıldıklarından beri rahat uyuyamamıştı. Onun yanında uzandığı zamanları defalarca anmıştı. Şehirden ayrılmadan önce araları biraz açılmıştı. Cemiyetle ilgili görevler ve etkinlikler onları ayrı yollara sürüklemişti. Bunların hepsi değişecek diye düşündü Adrian. Onu görür görmez bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapacaktı. Partilerin sayısını azaltmasını isteyecekti ondan. Onları daha yakın tutacak etkinlikler seçmesini ve akşamları evde birlikte vakit geçirmelerini isteyecekti. Eşlerin hayatlarını ayrı ayrı yaşamasını gerektiren toplumsal prensipler yanlıştı. Onunla olmak istiyordu. Geleneklere uygun olsun ya da olmasın böyle yapacaktı. Ayrıca onu sevdiğini de söyleyecekti. Zamanı gelmişti. Gerçeği ne kendinden ne de Janet'ten saklamasının bir anlamı yoktu. Janet de ona olan hislerini söylemişti. O da erkek gibi davranıp aynı şeyi yapmalıydı. Araba eve doğru yaklaşırken Adrian kendi kendine gülümsedi. Neşesi yerine gelmeye başlamıştı. Kapıyı March açtı. Gözleri şaşkın bir ifadeyle açıldı. Ekselansları, sizi cumadan önce beklemiyordu. Eve erken gelmeye karar verdim. Eşim nerede? Yine bir yere mi davetli? Düşes ve Lord Christopher kısa bir süre önce evden çıktılar. Sanırım Lymont'taki balıya gittiler. Joseph'e söyle bir saat içinde arabayı hazır etsin. Wilcox'ta banyo hazırlasın ve bana kıyafet çıkarsın. Ekselansları ve kardeşimin yanına gideceğim. Hızlı hızlı merdivenleri tırmanmaya başladı. Yarı yolu çıktığında durmuştu. March, postacı Randall ile Birgit'ten özel bir paket teslimatı yaptı mı? Evet, ekselansları dün geldi, çalışma odanıza bırakıldı. Benim odama getirir misin lütfen? Hemen hallediyorum. Adrian üstünü çıkartana kadar Wilcox sıcak suyu hazır etti ve yatağın üzerinde onun için hazırladığı temiz gece kıyafetleri bıraktı. Uzun seyahat sonrasında midesini bastırması için bir tabak peynir ve bisküvi, meyvenin yanına bir bardak içecek hazırlattı. Adrian kendisini taze ve canlanmış hissediyordu. Takım elbisesini giyinmeye koyuldu. Siyah ceketi ve pantolonuyla uyumlu beyaz keten bir gömlek ve çoraplarını giydi. Kemer, kravat ve eldivenlerini de taktı. March kadife kaplı bir mücevher kutusu bırakmıştı odasına. Adrian kutunun kapağını açtı. Ve Janet için aldığı zümrüt, ametist ve elmas taşlardan oluşan kolyeye baktı. Çarpıcı bir parçaydı. Çiçek demetini andıran kolyede yapraklar ve parlak çiğ damlaları göz alıyordu. Yakut ve pembe elmaslardan oluşan bu tasarımı seçmeyi düşündü Adrian. Renkler Janet'in ikinci ismi Rosetta uyumlu olacaktı. Ancak bu kolyenin tasarımında gördüğünde ona bunun daha çok yakışacağını düşünmüştü. Ama bu ona daha güzel olacak. Hediyesiyle onu şaşırttığı anı, vereceği tepkiyi hayal etti. Ancak sürprizi nerede ve ne zaman yapacaktı? Birden aklına bir ilham geldi. Janet'in yatak odasına geçti. Kutunun kapağını açık bir şekilde tuvalet masasının ortasına bıraktı. Kolye mum ışığında parlıyordu. O kadar büyüleyiciydi ki görmemesi imkansızdı. Akşam eve geldiklerinde odasına girecek ve onu bulacaktı. Adrian sırıtmaya başladı. Janet'in hediyeyi görünce mutluluktan çıldırmasını istiyordu. Tam odadan çıkmak üzereydi ki gözüne şöminenin düşmüş bir kağıt parçası ilişti. Normalde umurunda olmaz, yeri temizlemesi için bir hizmetçi çağırırdı. Ancak kağıdın üzerinde büyülü italik bir yazıyla Janet'in adı yazıyordu. Kağıdın bir köşesi yanarak kül olmuştu. Adrian meraklandı. Kağıdı yerden alıp açtı ve okumaya başladı. Daha ilk kelimeleri okurken kalbinin duracağını hissetti. Biricik sevgilim gözlerini kaldırdı. Kan beynine hücum etmiş, kulakları uğulduyordu.
Boğazında takılan düğme rağmen yutkunmaya çalıştı ve gözlerini yeniden indirdi. Biricik sevgilim, artık bu ızdıraba daha fazla dayanamayacağım. Bu gece benim acımı dindir, kalbimi ve aklımı rahatlat ve benimle Lamont'ların serasında buluş. Gece yarısında, tek başına. Artık oyun istemiyorum. Eğer gelmezsen ikimizin de başını belaya sokmak pahasına da olsa seni görmek için bir yol bulacağım. Kalbinin bana ait olduğunu biliyorum. Umutsuzluğa kapılma, bir yol bulacağız. Görüşmek üzere. Sevgilerle K. K? Kahrolası. K de kim? Karısının kendisini aldattığı adamdı işte. Adrian notu avuçlarında sıkıca tuttu. Parmaklarından kan çekilmiş gibi bembeyaz olmuştu. Gözlerini kapattı. Midesini asit gibi yakan bulantı hissine, aklını kaçırmasına neden olacak öfkesine, saldırmasına, bağırmasına ve kükremesine neden olacak acı hislere karşı koymaya çalıştı. Notu şöminenin ateşine fırlattı ve kalbinden sökülüp giden mutluluk duygusu gibi kağıdın kül olup gitmesini istedi. Gece yarısı. Notta gece yarısı buluşacakları yazıyordu. Şömine etrafındaki saate kaydı gözleri. Saat 11'i geçiyordu. Eğer acele ederse onları yakalayabilirdi. Bu gizemli aşığın kimliğini açığa çıkarabilir. Belki de suç üstü basabilirdi. Gerçekten bunu mu istiyordu? Gerçekten onları yakalamak mı istiyordu? Acı ve öfke onu sarıp sarmaladı. Gerçeği öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Kendi gözleriyle görmeliydi. Kendisinin cehennemini görmek için hazırladı ve odadan fırladı. Violet, Lamont'ların muhteşem antika saatinden gözlerini ayırmadan istiyordu. Bir yandan kendine gelen dans tekliflerini de reddediyordu. Saat neredeyse gece yarısını vurmak üzereydi. Sinirleri harap olmuştu. Gerginlikten midesi bulanmaya başladı. Akşam yalnızca birkaç lokma bir şey yiyebilmişti. Alkolün kendisini rahatlatacağını düşünerek biraz şarap içti, ancak sonrasında pişman oldu. Cesaretinin artmasını beklerken başı dönmeye ve bedeni sarsılmaya başladı. Tanrı'ya şükür akşamın erken saatlerini tüketmişti ve gece yarısına kadar etkisi azalacaktı. Yeniden saati kontrol etti. 1 dakika kalmıştı. Tanıdık birini görmeden ya da başka bir dans teklifi gelmeden odadan ayrılmayı düşündü. Notta yalnız gelmesi konusunda uyarılsa da Hit ona eşlik edeceğine söz vermişti. Onlara görülmeyeceğini, uzaktan izleyip güvende olduğundan emin olacağını söylemişti. Bedenini taşımakta zorlanan ayaklarıyla seraya doğru hızlı hızlı yürüdü. Etrafını bir anda bitkiler sarmıştı. Gardenyaların baş döndüren kokusu havada dolaşıyordu. Derin gölgelerin vurduğu kasvetli odadaki tek ses Violet'in ayakkabılarından geliyordu. Soğuğu kırmak için yakılmış mangallar odayı aydınlatan tek ışık kaynağıydı. Büyük bir saksıda duran palmiye ağacının arkasından fırlayan Markham, gelmeyeceğini düşünüyordum dedi. Geldim. Markham uzanıp Violet'in elini tutmaya çalıştı. Bu dokunuştan kaçan Violet'in midesi allak bullak olmuştu. Bana ne söyleyeceksin? Neden bu kadar soğuksun? Artık beni sevmiyor musun aşkım? Bana aşkım deme. Artık senin aşkın değilim. Dün gece ve o günün sabahında kitle tekrar ettikleri diyaloğu hatırlamaya çalıştı. Onu doğru anladığını umuyordu. Ben üzgünüm Toddy. Ama aramızdaki ilişki artık devam edemez. Ben artık evli bir kadınım. Zamanında sana karşı bir şeyler hissettim ama hislerim değişti. Kocamı seviyorum. Sen de bunu kabul etmek zorundasın. Artık görüşemeyiz. Markham'ın yüzü yağmur bulutları gibi karardı. Violet kendisini gelecek fırtınaya hazırlamıştı. Yine de gördüğü şey hiç hoşuna gitmedi. Sana inanmıyorum. Avucunu sıkıca kapatarak yumruk yapmıştı. Böyle düşünüyor olamazsın. Onun o köpek yavrusu gibi peşinden dolanan kardeşi mi söyletiyor bunları sana? Son günlerde dibinden ayrılmıyor. Şantaj mı yaptı? Seni tehdit mi etti? Eğer öyleyse bu sorunu kökünden çözebilirim. Hayır. Kökünden çözme ile ilgili ne söylemeye çalıştığını anlayınca dehşete kapılmıştı. Hiçbir şey yapmadı. Rahat bırak onu. Yakınımda olmasını ben istedim. Elindeki en büyük kozu kullanmanın vakti gelmişti. Sadece bu yalanın işe yaramasını umuyordu. Sana söylemem gereken bir şey var. Ben hamileyim. Rajbon'un çocuğunu taşıyorum. Aramızdaki ilişkinin devam etmesi artık imkansız. Bunu anlamalısın. Artık ona aitim. Lütfen bunu kabul et ve bırak. Markham'ın yüzü gölgelendi. Violet onu bıçaklamış gibi acı içinde arkasını döndü ve başını yere indirdi. Kısa bir süre sonra derin bir nefes alarak yeniden ona döndü. Fark etmez, çocuğu doğur, sonra benimle gel. Onunla mı gidecekti? Bunu söylememesi gerekiyordu. Onunla vedalaşması gerekiyordu. Tanrım şimdi ne söyleyecek? Hararetli bir şekilde başını salladı. Hayır, sana söyledim. Bu imkansız, sesini yükseltti. Bitti. Hayır, bitmesine izin vermem. Seni seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Gerçekten, içten ve doğru bir şekilde kurduğu tek cümle bu olmuştu. Bana mektubunda beklememi söylerken böyle demiyordun. Kalbinin sonsuza kadar bana ait olacağını yazmıştın. Violet gözlerini devirmek için kendini zor tuttu. İkizi bazen gerçekten aşırı duygusal olabiliyordu. Ben çok üzgünüm. Hislerim değişti. Artık seni sevmiyorum.
Barkan bir elini uzatarak Violet'in omzuna dokundu. Sana inanmıyorum. Violet onun dokunuşuyla sıçradı. Bırak beni. Markham kaşlarını çatarak onu tuttu ve yakınlarındaki bir mangalın ışığına doğru çekti. Sonra gözlerin içine derinlerine bakmaya başladı ve zihninden geçenleri okumaya çalıştı. Sen de kimsin? Violet'in ruhu bedeninden çıkacak gibi oldu. Jeanette de Bornford Winter, Rochbourne düşesi. Rochbourne düşesi olabilirsin ama sen Jeanette de Bornford değilsin. En azından benim tanıdığım Jeanette de değilsin. Buna nasıl cüret edersin? Bırak beni. Haklı olduğumu kanıtlayacağım. Violet aldırmadan onu tutarak arkasını döndürdü. Elbisenin askılarından birini indirerek çıplak omuzunu açığa çıkardı. İşte burada değil. Ne orada değil? Doğum izin. Küçük bir kediye benzeyen o iz. Senin doğana ne kadar uygun olduğunu tartışıp gülerdik. Burada değil işte. Violet onun dokunuşlarından kaçmak için çabalarken Markham parmaklarına izin bulunması gerektiğini düşündüğü yere gezdirdi. Yok. Çünkü sen Jeanette değilsin. Tanrım. Sen ikizisin değil mi? Violet elinden kurtuldu ve elbisesinin askını çekti. Markham'ın arkasından Kit'in geldiğini gördü. Violet başıyla gelmemesi için işaret etti. Kit duraksadı. Hüsrana uğramış gibi bir an tökezledi. Sonra yakınlardaki bir çalının arkasına saklandı. Sende tuhaf bir şey olduğunu anlamıştım dedi Markham. Ama ne olduğunu çözememiştim. İkizinle yer değiştirdiniz. Bu onun fikriydi tabii ki. Artık inkar etmenin bir önemi kalmadığını fark eden Violet başını salladı. Rochbourne biliyor mu? Bir kahkaha attı. Tabii ki bilmiyor. Yoksa senin gibi yalancının birine tekme atmayı başarırdı şimdiye kadar. İnanılır gibi değil. Birkaç adım attı sonra geri döndü. O nerede? Jeanette de nerede? Büyük bir ihtimalle halamızla birlikte İtalya. Parmaklarını şıklattı. Elbette. O da senin yerine geçti. Belirginlik onu öldürüyor olmalı. Güney'e gidip onu bu yükten kurtarmak için ne yapabileceğimi düşünmem lazım. Durdu. Gözlerini kısarak Violet'e bak. Bu geceden haberi yok değil mi? Beni uzaklaştırmaya çalıştığında. Hiçbir şey bilmiyor. Parmaklarını birbirine kenetledi. Peki ya Adrian, ona söyleyecek misin? Markham tek kaşını kaldırdı. Söylemem gerek, yalan söylediğin için bunu hak ettin. Ama bu durumu kıtaya gidip Jeanette ile buluşmamı engelleyebilir. Rochbourne gerçeği anlamayacak kadar aptalsa o zaman seninle birlikte olmayı hak ediyor demektir. Sahtekar bir karısının olması çok komik. Sonra hafifçe ona doğru eğildi. Gerçekten hamile misin? Violet soruyu duyunca kızardı. Hayır. Markham kahkaha attı. Eğer onu elinde tutmak istiyorsan bir çocuk yap. Çocuğunuz olursa seni boşayamaz. Gerçi çocuk için bir süt anne tutup seni ülkenin en uzak noktasında konaklarından birine postalayabilir. Violet'in yanına hafifçe vurdu. Merak etme, bir şey söylemeyeceğim. Arkasını döndü ve uzaklaşmaya başladı. O gider gitmez Violet titremeye başladığını hissetti. Kit gelerek ona kardeşçe bir tavırla sarıldı. Violet onun yanında olduğuna memnundu. Bedenini taşıyamayacak gibiydi, o da Kit'e sarıldı. En azından artık sorun olmayacak dedi Kit. En azından hayatından çıktı. Onun Jeanette'lerin hayatında olması da endişelendiriyor beni. Umarım başımıza bela olmaz. Gece yarısı geldiğinde Adrian hücumla saraya girdi. Yol üzerinde bir araba kazası olmuştu. Atlar ve arabacılar birbirine girmiş. Düzene kadar epeyce bir zaman geçmişti. Adrian Bolo'ya vardığında onlarca insan etrafını sarmış, ona hoş geldin dileklerini boğmuştu. Kafası dolu bir şekilde yemyeşil bitkilerle donatılmış odaya girdi. Sessizliği yırtan fısıltılı konuşmaları duyabiliyordu. Karısı ve aşkı. Başka kim olabilirdi? Ev sahibinin gururu ve büyük zevk olan egzotik bitkilerin arasından geçerek sesi takip etti. Karşılarına çıkmadan önce kanıtları görmek istiyordu. Büyük çiçekli bir bitkinin arkasında ileride konuşan çifte bakmaya başladı. O akşam ikinci kez kalbine büyük bir ağrı saplandı. Oradalardı. Jeanette ve Kit birbirlerine sarılmış öylece duruyorlardı. Bir an için gördüğü şeyi algılamakta zorlandı. Sonra esrarlı bir şekilde yazılmış mektuptaki harf aklına geldi. K. Sevgilisinin baş harfi. Kit'in K'si. Adrian terlemeye başladı. Arkasını döndü. Kusacak gibiydi. Hızlı hızlı nefes almaya başladı. Kardeşi ve karısı mı? Bu imkansız. Onları bir arada, birbirlerine sarılırken görmüştü. Onları daha önce de birlikte görmüştü. Gizli ve şüpheli bir ortamda. Vinterella'daki kameranın altında. Kit'in de Londra'ya gelmesi için Jeanette'nin nasıl ısrar ettiğini düşündü. Bu gece bulduğu notta her şeyi kanıtlandı. Tanrım, şimdi ne yapacaktı? Başka bir adam olsa düelloya çağırır, onu bir şekilde öldürmek için elinden geleni yapardı. Kit kardeşiydi. Kardeşini düelloya çağırıp kendi kanından ve canından olan birini nasıl öldürecekti? Jeanette ve Kit'in yaşları birbirine yakındı. Aralarında sadece 2 yıl vardı. Onların birbirine yakınlaşmalarını, aile bağı kurmalarını izlemişti uzaktan. Aralarında farklı bir şeyin gelişebileceğini hiç düşünmemişti. Peki ya birbirine ettikleri yeminler, sevgi sözleri, sadakat yemini? Yalan. Hepsi yalanmış. Aralarındaki ilişkinin boyutu neydi?
Kendisi uzaktayken yataktaki yerini kitle dolduruyordu. Gözlerini kızıl bir öfke doldurdu. Elleri titremeye başladı. Kendisini kontrol edebilmek için ellerini sıkarak yumruk yaptı. Yüce Tanrım, şimdi ne yapacaktı? Buna nasıl katlanacaktı? Uzaklaşmalıydı. Şimdi yalnız kalmalıydı. Gecenin geri kalanında baladakilerle basit muhabbetler etmeye ve gülüp eğlenmek zorunda kalmaya dayanamazdı. Kit ve Janet'in duyamayacağı kadar sessiz bir şekilde adımlarını takip ederek dışarı çıktı. Şaşkın ev sahibine özürlerini bildirerek soğuk gecenin karanlığında kayboldu. Violet, Adrian'ın odasına açılan kapıyı tıklattı. Cevap gelmeyince kapı kolunu çevirip içeri girdi. Şöminenin çıkan alevinin aydınlattığı oda bomboştu. O akşam masaya yerleştirilmiş olan mumlar çoktan sönmüştü bile. Alevlerin arasına birkaç odun attı. Yakınlardaki bir koltuğa oturarak turuncu ve kırmızı alevlerin aç bir şekilde odunları yutmasını seyretti. Tuvalet masasının önünde bularak büyülendiği kadife mücevher kutusunun dizlerinin üzerine koydu. Bu paha biçilmez kolyeyi gördüğü anda dili tutulmuştu. Kapağı açtı ve parmaklarını loş ışıkta parlayan kolyenin taşların üzerine gezdirdi. Daha önce ona hiç kimse eşsiz bir hediye vermemişti. Üstelik ortada bir sebep de yoktu. Doğum günü değildi, yılbaşına daha bir ay vardı. Ona teşekküre boğmak istedi. Hayatında gördüğü en güzel şeydi bu. Adrian Town'a geri dönmüştü. O ve Kit eve döndüğünde hizmetçilerden biri onun geldiğini bildirmiş, sonra odasına çıktığında mücevheri bulmuştu. Söylenenlere göre Adrian Raymond'lardaki baloya giderek kısa bir süre kalmış, ancak ne o ne de Kit onu hiçbir yerde görememişti. Winterella'dan gelip sonra yeniden ortadan kaybolması tuhaftı. Şöminenin etrafındaki saat 3:30 gösteriyorken nereye gitmiş olabilir ki? Başına kötü bir şey gelmemiş olmasın diledi. Huzursuz bir şekilde koltuğuna gömülerek beklemeye başladı. Camdan içeri giren gri şafak güneşi onu aniden uyandırdı. Hizmetçiler aralarında fısıltıyla konuşarak günlük işlerini yapmak üzere odadan çıktılar. Violet doğruldu ve gerildi. Koltukta uyuyakaldığı için her yanı tutulmuştu. Saat 7'yi gösteriyordu. Gözleri yatağa kaydı. Nevresimler Adrian'ın gittiği günden beri aynı şekilde duruyordu. Dün gece eve gelmemişti. Üzerine giyindiği sabahlık ve terliklerini uzun dağınık saçlarını umursamadan panik halinde salona koştu. Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Çok kötü bir şey olmuştu. Bir kaza, bir hastalık. Şu anda acı çekiyor olabilirdi. Hatta belki daha kötüydü. Koridor boyunca koştu. Önüne çıkan ilk hizmetçi Betty oldu. Elleri ve dizleri üzerine eğilmiş yerleri siliyordu. Hizmetçi başını kaldırıp korkuyla ona baktı. Ekselansları bir sorun mu var? Betty, Tanrı'ya şükür. Yükü gördün mü bu sabah? Hayır efendim. Görmedim ama. Violet daha fazla dinlemedi. Hızla koşmaya devam etti. Yanından geçen hizmetçilerin bakışlarını aldırmadan merdivenlerden indi. Ana salona indiğinde marşa doğru koşmaya başladı. Vekil Haç gözlerini şaşkınlıktan büyülenmiş bir şekilde ona döndü. Ekselansları iyi misiniz? Evet evet ben iyiyim dedi. Violet nefes nefese kalmıştı. Kendisini toparlamak için bir süre bekledi. Ekselansları dün gece eve gelmedi ve ben ona bir şey olmuş olabileceğinden endişeleniyorum. Ondan bir haber aldın mı? Belki polislere, arkadaşlara ya da ona dün gece gören kişilere haber yollamalıyız. Salonda bir ayak sesi duyuldu. Buna gerek yok madam. Gördüğünüz üzere sapasağlam buradayım. Violet Adrian'ın sesini duyunca yerinden fırladı. Rahatlamış bir şekilde elini kalbinin üzerine koydu. Sonra kapının yanında duran Adrian'a doğru koşarak kollarını ona doladı. Adrian'ın vücudu kas kat oldu. Violet rahatlamanın verdiği etkiyle Adrian'ın kendisine sarılmadığını anlayamadı. Adrian buz gibi sesiyle ''Biraz abartmıyor musun? Bu endişem beni duygulandırdı. Karıma bak Marge. Beni o kadar merak etmiş ki giyinmeyi bile unutmuş.'' dedi. Violet kızardı. Bu sözler üzerine geceliyle dışarı çıktığını fark etti. Sabahına sıkıca sarılarak ''Çok merak ettim, seni bekledim.'' dedi sesini alçaltarak. Odanda ''Yatağına gelmedin.'' diye ekledi. ''Bu meseleyi baş başa konuşsak daha iyi olur.'' Adrian Violet'in oturma odasına geçmesi için yol verdi. İçerideki hizmetçiyi dışarı çıkararak kapıyı kapattı. Kahvaltı masasına geçerek kendisi için ayrılan yere oturdu. Violet huzursuz bir şekilde beklemeye başladı. ''Dün gece neredeydin? Sosis ister misin?'' Adrian içi sosis dolu gümüş tabağı Violet uzattı. Çok lezzetli. Adrian lütfen sorun mu? Sorun yok, çok iyiyim. Nefis bir kahvaltı yapıyorum. Çatalını yumurtasına daldırarak büyük bir yudum aldı. Sen de yemelisin. Bir bardak çay hiç fena olmaz. Yumurta da istemiyorum, sosis de çay da. Dün gece nerede olduğunu bilmek istiyorum. Adrian sert bir şekilde Violet'e baktı, sonra bakışlarını indirdi. Önündeki sosisi bıçağıyla hızlı hızlı kesmeye başladı. Çok bilmek istiyorsan kulüpteydim. Bitti mi? Tüm gece mi? Evet. Gizem çözüldü. Şimdi gidip üzerine doğru düzgün bir şey giysen iyi olacak. Cariye gibi görünüyorsun bu sabah. Violet yutkundu. Yanakları kızarmıştı. Senin için endişelenmiştim. Düşünemedim. Özür dilerim. Kollarını doladı ve yere bakmaya başladı.
gözlerine dolan yaşları geri itmeye çalıştı. Yolunda gitmeyen bir şeyler var diye düşündü. O tanıdığı adam nereye gitmişti? Sanki gerçek Adrian gitmiş, yerine tanımadığı bir yabancı gelmişti. Sert sözler, boğuk bakışlar, bir an için onun kendinden nefret ettiğini düşündü. Bu düşünceyle ürperdi. Gidiyorum diye fısıldadı. Adrian çatalını masaya bıraktı, ona bakmaya başladı. Neden küçük ve savunmasız bir köpek yavrusuna dönmüş gibi hissediyordu kendini? Çok genç ve güzel görünüyordu, çok masum. Gerçeği kendi gözüyle görmemiş olsa ona inanacak ve gerçekten kendisi için endişelendiğini düşünecekti. Dün gece ihanete şahit olmasa kendisini sevdiğini bile düşünecekti. Neden beni bekledin? Bu soru ağzından kaçtı Adrian'ın. Sana teşekkür etmek istedim kolye için. Harika bir şey. Kimse bana böyle güzel bir hediye vermemişti. Kolye. O lanet şeyi tamamen unutmuştu. Saf ve aptalca mutluluğunu hediyeyi vermek için nasıl sabırsızlandığını hatırlayınca yüzü gerildi. O aptal halini görse kim bilir ona nasıl gülecekti. Boynunda güzel duracak çarpıcı bir parça dedi. Sanki bir iş arkadaşıyla konuşuyor gibiydi. Aile mücevherlerinin yarısı asırlardır nesilden nesile gele aynı şekilde geçiyor. Biraz değişiklik yapmanın vakti gelmişti. Violet neşesini kaybetti. Gözlerindeki parıltı bir anda sönüp gitmişti. Anladım. Ben odaya gideyim artık. Evet. Umursamaz bir tavırla çatalı da eline aldı. Yemeğin soğuyor. Violet odadan çıkınca yeniden çatalını bıraktı. Tabağını itti. İştahı tamamen kesilmişti. Violet, Carter'ların balosuna gitmek için hazırlandı. Bu programları iptal edip evde oturabilmeyi çok isterdi. Ancak bu balo, onun ve Adrian'ın şerefine düzenleniyordu. Bu yüzden kaçması imkansızdı. Zümrüt yeşili saten elbisenin eteği beyaz renk ince İsveç düğünden yapılmıştı. Sırtı açık dekolteli elbise üzerine tam oturuyordu. Tülü ise saçından başlayarak eteğine kadar iniyordu. Violet tuvalet masasına oturdu ve hizmetçinin saçlarını taramasını ve saç lülelerini düzeltmesini bekledi. Aynadaki yansımasına baktı. Gözlerindeki mutsuzluğu başkalarının da görüp görmediğini merak etti. Adrian'ın ciddi bir sorunu vardı. Geçen hafta Winterella'dan döndüğünden beri kendi içine çekilmişti. Beklenmedik, suskun ve neşesiz. Onu böyle üzecek ne olmuştu gittiğinde bilmiyordu. Fark ettirmeden hizmetçileri sorguya çekmişti Violet. Hatta Adrian'ın kendi özel hizmetçisi Wilcox'u bile. Ancak hiçbiri bunu tatmin edecek bir karşılık vermemişti. Adrian'ın geri döndüğü o dehşet günden itibaren bu soruyu ona sormaya çekinmişti Violet. Sonunda bir gün cesaretini toplamış ve ona düzen şeyin ne olduğunu sormuştu. Gözleri buz gibi bakmış ve durumu inkar etmişti Adrian. Sorulan soruları geri tepmişti. Violet de yaralanmıştı, konuyu tamamen kapatmış. Neden artık yanında yatmadığını da soramamıştı Violet. Winterella'dan döndüğünden beri ne yanına yatmış ne de ona dokunmuştu. Cevabını öğrenmeye korktuğu için nedenini ona soramıyordu. Bir önceki yemekteyken durduk yere Kit'i aç gözlülükle suçlamış ve ona bağırmıştı. Sebebi ise Kit'in kendisine ikinci bir tatlı almış olmasıydı. Kit her zaman ikinci tabağı isterdi. İstememesi tuhaf bir durum olurdu genelde. Bu yüzden Adrian'ın atağı karşısında o gece yanlarında olan hizmetçilerin gözleri büyümüş, herkes korkmuştu. Ondan iki gün önce Adrian yeni bir kemer aldığı için kızmıştı ona. Bir adamın en fazla kaç tane çizgili kemer ihtiyacı olabilirdi ki? Sert ve kırıcı bir tonda sormuştu bu soruyu ona. Kit bu gibi şeylerin fiyatını ne zaman önemsemeye başlayacaktı? Harçlığını bundan daha iyi şeylere harcamalıydı. Böyle giderse yakın zamanda boyuna kadar borca batıp içinde yüzecekti. Adrian'ın sözü yumruklarının darbesiydi. Kit'in yanakları kızarmış ve fırtınanın geçmesini beklemişti. Violet artık kavga edeceklerinden korkmaya başlamıştı. Özellikle Adrian'ın Kit'e kadınlar gibi giyim kuşam ve görünüş dışında bir şey düşünmediğini söyleyerek onun erkekliği konusunda imalarda bulunmaya başlayınca. Adrian'ın sakin kahverengi gözlerinden çıkan alevleri ve dudakların hırçın bir biçimde kırıldığını görünce Kit'in kendisine vurmasını istediğini düşündü Violet. Kardeşini şiddete başvurmaya itiyordu. Böylece kendisini de ona karşılık görebilecekti ama neden? Bu çok saçmaydı. Ekselansları, yeni kolyenizi takmak ister misiniz? Ekselansların size hediye ettiğini. Agnes'in sorusuyla düşüncelerinden sıyrıldı. Aynadan arkasında duran Agnes'in yansımasına baktı. Evet, çok güzel değil mi? Muhteşem parçayı eline alarak havaya kaldırdı. Elbisenize çok yakışacak. Violet kolyeye baktı. Takıp takmama konusunda kararsız kaldı. İlk gördüğü an bayılmıştı ona. Ancak Adrian'ın kolyeyle ilgili kısa açıklaması ona özel olmadığını hissettirmiş ve mutluluğu kısa sürmüştü. Belki de bu gece onu takması Adrian'a teşekkür ettiği anlamına gelebilirdi. Belki de boynunu süsleyen yeni aile mücevherini görünce gururlanırdı. Belki de biraz olsun mutluluk ışığı görürdü gözlerinde. Gözleri artık eskisi gibi parlamıyordu. En azından Violet'te. Onaylarcasına başını salladı. Mücevherin soluk taşları boynun etrafını sardı.
Aynada son kez kendisine baktı. Kibirli değildi ancak göz alıcı görünüyordu. Tam Rochford düşesi olmasının gerektiği gibi. Adrian'ın da güzel olduğunu düşünmesi için sessizce dua etti. Antreye indiğinde Adrian'ın yüzüne bile bakmadan ona ceketini uzattı. Dokunuşu bir yabancınınki kadar uzak ve yavandı. Violet içinde bıçak gibi saplanan hayal kırıklığını hiç göstermeden başı dimdik arabaya kadar onu takip etti. Carter'lara giderken tek kelime etmediler. Kit ne kadar istese de ortama hakim olan bu kasveti kırmayı başaramadı. Arkadaşlarına yemeğe davetliydi. Yemekten sonra baloya gelecek, Adrian ve Violet'e katılacağını söylemişti. Adrian ilk dans onunla yaptı. Violet yüzüne taktığı mutluluk maskesiyle etrafta gülümsüyordu. İçinden ağlamak üzereydi. İki yabancı gibi havadan sudan konuştular. Her adım bir ızdırap, her dokunuş bir işkence gibiydi. Onu kaybettiğini düşündü Violet. Üstelik nedenini bile bilmiyordu. Avuçlarından eriyip gidiyordu. Bunu engellemek için ne yapacağını bilmiyordu. Müzik sona erdiğinde ayrılmışlardı. Görev tamamlanmıştı. Sonraki dans için Lord Hamilton Violet'e elini uzattı. Violet de elini Lord'un avuçlarını bıraktı ve birlikte piste ilerlediler. Gece ilerliyordu. Violet içeceğini yudumlarken Eliza Hammond kedi gibi sessizce yanında belirdi. Öldüğüm için özür dilerim ekselanslarım. Eliza saygılı bir şekilde reverans yaptı. Violet başıyla onu selamladı. Son konuştuğumuzda diye devam etti Eliza, sesini alçaltmıştı. Eğer kardeşinize mektup yollamak istersem size haber vereceğimi söylemiştiniz. Violet içeceğini bıraktı. Evet. Eliza katlanmış bir parşömeni Violet'e uzattı. Üzerinde el yazısıyla Violet Branford yazıyordu. Violet mektubu aldı. Bunu en kısa sürede göndereceğim. Eliza'nın yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Teşekkürler ekselansları, çok naziksiniz. Sonra geldiği gibi sessizce, tıpkı serçe gibi uçup gitti yanında. Violet bir an onu geri çağırmak ve eskiden olduğu gibi sığındığı sessiz köşesinde onunla konuşup dertleşmek istedi. Eliza rahatlığı ve suskunluğunu bozduğu zaman çok neşeli ve eğlenceli biriydi. Eliza karşısındakini dinlemeyi biliyor, anlayışlı bir şekilde sorunlarından uzaklaştırıyor ve pozitif enerjisiyle cesaret veriyordu. Keşke insanlar görünenin gerçekliğin ötesinde geçmeyi başarabilselerdi. O zaman Eliza'nın ne kadar muhteşem ve sadık bir arkadaş olduğunu görürlerdi. Tam o anda Violet'in bir arkadaşa ihtiyacı vardı ancak Eliza ona yardımcı olamazdı. Kimse ona yardım edemezdi. Ona baktı. Bir başına ve unutulmuş bir şekilde odanın diğer köşesinde duruyordu. Eliza'nın ona bir faydası dokunmazdı. Bundan emindi ama belki o Eliza'ya yardım edebilirdi. Yarım saat sonra Kit yanına geldiğinde Violet onu köşeye çekti. Bayan Hammond'u dansa kaldır. Bayan Hammond mu? Kit gözlerinin odayı taradığını, sonra arkadaşının üzerine durduğunu gördü. Mahimıntı dullarla birlikte oturduğu yerde sandalyesinin arkasına yaslanmış duran Eliza üzerindeki badem rengi elbise kadar solgun görünüyordu. Eliza Hammond'dan mı bahsediyorsun? Sesinde heyecan belirtisi yoktu. Bu gece hiç dans etmedi. O hiçbir zaman dans etmez ki. Çünkü kimse onu kaldırmıyor. Gentleman ol ve onu dansa kaldır. Senden sonra en yakın arkadaşlarından biri kaldırsın. Yani bilemiyorum şimdi. Sadece bir dans. Onunla evlenmeni istemedim ki senden. Kit ürperdi. Tanrı korusun. Manşetlerini düzeltti. Pekala, sana iyilik etmek amacıyla tek bir dans. Belki Sandberry'i de aynı şeyi yapması için ikna edebilirim. Zaten dans etmeye meraklı. Bunu unutacağımı zannetme. Bu iyilik görev listene eklenecektir. Violet kıkırdadı. Ona şüphe yok zaten. Adrian odanın karşı tarafından eşini ve kardeşini istiyordu. Şunlara bak diye düşündü. Kafa kafaya vermiş sessizce aşıklar gibi muhabbet ediyorlar. Çenesini sıktı, dişlerini kıracak gibiydi. Elindeki mandera bardağını bıraktı ve onlara doğru yürüdü. O geldiğinde Kit uzaklaşmak üzereydi. Göz göze geldiler. Genç adam formülite gereği başını eğdi ve yoluna devam etti. Adrian bakışlarını ona çevirince Violet'in yüzündeki gülümseme soldu. Tepkisi Adrian'ı daha da öfkelendirmiş gibiydi. Benimle dans edin madam. Eldivenli elini Violet'e uzattı. Violet duraksadı. Gözleri yanlarına yaklaşmakta olan beyefendiye kaydı. Üzgünüm ekselansları ancak bu dans için Sir Regrant'a söz vermişti. Adrian gözlerini diğer adama dikti. Ne diyorsun Marshall? Araya girsem sorun olmaz değil mi? Eşimle dans etmek istiyorum. Sir Regrant duyulur şekilde yutkundu. Soluk teni gölgelenmişti sanki. Hayır ekselansları. Lafı bile olmaz. Tam tersine memnun olurum. Şaşkın bir şekilde başını eğdi. Violet'e birkaç cümle etti ve uzaklaştı. Adrian meydan okur gibi bir ifadeyle elini yeniden uzattı. Müzisyenler çalmaya başladı mı adam? Violet elini Adrian'ın avucuna bıraktı. Dans etmeye başladılar. Bedeni onun dokunuşuyla eriyor, yumuşak ile tanıdık bir avucun içinde kayboluyordu. Adrian neden kendine bunu yaptığını düşündü. Ona acıdan başka bir şey kazandıramayacağını bildiği halde onu neden dansa kaldırmıştı?
ama yine ona dokunmak iyi hissettiriyordu. Tatlı kokusunu içine çekmek ve gözlerini direrek parlak altın saçlarına baktı. Evden çıkmadan önce Jeanette de merdivenlerden inerken kolisa takıldı gözleri. Parlak yabani çiçekleri andıran kolisinin sardığı boynunu görünce nutku tutulmuştu. Hislerini belli etmemek için kendisini zor tutmuştu. Fark etmemiş gibi, artık benim için bir önemi yokmuş gibi davranmaya çalıştı. Kahretsin, öyle olmalıydı. Artık umurunda olmamalıydı, ancak nedense yine önemsiyordu. Hem kendine hem de ona kızgın bir şekilde adımlarını doğru atmaya odaklanarak tek kelime etmedi. Violet kendisini Adriana bıraktı. Keman ve flüt sesleri bir parfüm gibi odayı doldururken salonda dönmeye başladılar. Adrian gergindi. Gergin kaslarından bastırılmış enerjisini hissetti Violet. Yüzeyin tam altında biriken öfkeyi. Bakışlarını yukarı kaldırdığında Adrian'ın aç gözlerindeki tutkuyu gördü. Korkarak gözlerini kaçırdı. Kalbi deli gibi çarparken sadece önüne, Adrian'ın gömleğine bakmaya çalıştı. Toluna döndüklerinden beri ona ilgi göstermemişti. Bir şeyler değişmiş olabilir miydi? Göz açıp kapayıncaya kadar dans sona erdi. Adrian, Violet'i hayranlarının yanına götürdü. Başını eğerek selam verdi ve uzaklaştı. Dans ettikleri süre boyunca tek kelime etmemişti. Sadece kızgın ve kırgın görünüyordu. Onu neden dansa kaldırmıştı ki? Son günlerde onu tanıyamıyordu. Yine de gözlerindeki bakışın ne anlama geldiğini biliyordu. Asıl soru, Violet buna nasıl karşılık vermeliydi? Adrian'ın hizmetçisi çıkana kadar sessizce durup yan gözle odayı dinledi. Odalarını bağlayan kapının ardı sessizliğe bürünmüştü. Yine de dans ederken gözlerindeki bakışı görmüştü. Kısa bir sürede görmüş olsa da gerçekti. Son günlerdeki soğuk tavırlarına rağmen bir parçası hala onu istiyordu. Adrian içeceğini sonuna kadar içti ve şişeyi bir kenara koydu. Şöminede mutlu bir şekilde yanmaya devam eden alevlere boş boş bakmaya başladı. Jeanette. O gece onu dansa kaldırmamalıydı. Dürtülerine, aceleciliğine ve öfkesine yenik düşerek büyük bir hata yapmıştı. Son günlerinde onu düşünmemeye çalışarak geçirmiş, ancak tam tersini yaparken bulmuştu kendini. Hayatı tamamen cehenneme dönmüştü. Bir konyak daha içmeyi düşündü. Acısını dindirmek ve bir parça olsun uyuyabilmek için bunu yapabilirdi. Tam o sırada kapı çaldı. Çıplak ayaklarıyla sessizce odanın içine süzüldü Jeanette. Ne oldu? Bu soruyu bıkkın, sıkılmış bir ses tonuyla sordu. Violet duraksadı. Işığın açık olduğunu gördüm, uyuyamadım. Geç oldu. Agnes'e söyle sana ılık bir süt getirsin. Violet ona doğru birkaç adım attı. Süt istemiyor. O zaman biraz konyak iyi gelir. Boş şişeyi aldı ve koltuğundan kalkarak odanın diğer ucuna gitti. Arkası dönük bir şekilde iki temiz bardağı doldurdu. Kendi bardağından büyük bir yudum aldı. Alev alev yanan kömür parçaları gibi midesine döküldü. Adrian bu kuvvetli içeceğin hislerini öldürmesini bekledi. Elindeki bardakla arkasını döndü ve başka bir yere bakmaya çalışarak aldı. Bana en son bunu verdiğinde olanlar geldi aklıma. Adrian da hatırlamıştı. Hatırlamamış olmayı diledi. Hatıralar gerçekleri daha dayanılmaz kılıyordu. Violet ona yaklaştı. Bu akşam ihtiyacım olan şey içki değil. Yine de al ve git. Adrian neler oluyor? Sorun nedir? Violet atılarak kollarını etrafına doladı. Adrian'ın başı dönmeye başladı. Violet'in gözlerinin içine baktı ve orada kayboldu. Düşünmeden, umursamadan dudaklarını onunkine bastırdı. Ne yapıyordu? Ona nasıl dokunuyordu? Onun gerçekten nasıl biri olduğunu bilmesine rağmen buna nasıl izin veriyordu? Dahası boş yalanlarına, ihanetine rağmen onu seviyordu. İkisinden de iğrendi. Çık dışarı. Violet'in yanından uzaklaştı. Sessizce çıkan bu kuru kelimeler boğazına takılmıştı. Ne? Yeniden ona uzandı. Adrian yanından fırladı. Çık dışarı, git, terk et burayı. Ama Adrian, anlamıyorum. Anlamıyor musun? Anlamayacak ne var? Seni istemiyorum. Bu anlaşılmayacak kadar karmaşık bir şey mi adam? Artık senin bu ince kadınsı işçiliğine ilgilenmiyorum. Violet'in gözleri yaşardı ve gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Neden? Ne yaptım sana ben diye yalvardı. Lütfen kes artık boyunu. Sesinde tiksinme ve küçümseme vardı. İyi deneme ama artık bitti. Biliyorum, seni gördüm. Jeanette'nin çözülüp itiraf etmesini bekledi. Violet onun yerine oturduğu yerden şaşkın bir şekilde bakmaya başladı. Neyi biliyorsun, neyi gördün anlamıyorum. Tanrım, nasıl bir oyuncuydu böyle? Sevgilinden gelen notu buldum. Violet'in yüzü bembeyaz oldu. Demek şimdi hatırlamaya başladın. Ateşe atmıştın ama yanmamış. Ben buldum ve okudum. Düşündüğün gibi değil. Öyle mi? O gece seni takip ettim. İkinizi birlikte gördüm. Onun kollarındaydım. Arkasını döndü. Şömineye doğru gidip rafa ellerini dayadı ve alevleri izlemeye başladı. Bunu nasıl yaparsın? Bana, kendi kardeşimle nasıl ihanet edersin? Üzüntü ve acı dolu midesi bulanmaya başlamıştı. Hayatımda hiç tanımadığı bir keder içini kaplamıştı.
Bu yüzden mi bir haftadır korkunç davranıyorsun? İkimize de. Kitle ilişki yaşadığıma mı inanıyorsun? Violet'in sesinde büyük bir şaşkınlık vardı. Başka neye inanmamı bekliyorsun? O benim arkadaşım, başka bir şey değil. O gece bana sadece sarılıyordu. Senin düşündüğün gibi beni kucaklamıyordu. Adrian onunla yüzleşmek için döndü. Peki o not neyin nesi o zaman? O kahrolası notu sana biri gönderdi. Kit değilse o zaman... O zaman kim? Ka kim? Violet huzursuzca elleriyle oynamaya başladı ve gözlerini yere indirdi. Sana söyleyemem. Söyleyemez misin? Söyleyemez misin? Öne atıldı. Violet omuzlarından tutup sarsmaya başladı. Kim olduğunu söyle. Bana sevgilinin kim olduğunu söyle. Adrian sesini yükseltmeye başladı. Son bir öfke dalgası içini kaplayınca arkasını döndü. Ona fiziksel olarak zarar verebileceğini anlamıştı. Violet kollarıyla kendi omuzlarını sardı ve yataktan kalktı. Adrian lütfen. Nasıl göründüğünü biliyorum ama düşündüğün gibi değil. Benim bir sevgilim yok. Sen benim hayatımdaki... Yeter! Bir elini kaldırdı. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Yalanlarını yeterince dinledim. Çık dışarı. Violet olduğu yerde durunca yeniden bağırdı. Beni duymadın mı? Gitmeni söyledim hemen. Violet korktu. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Yüzünü kaldırdı ve Adrian'ın gözlerinin içine baktı. Yanılıyorsun. Sana ihanet etmedim. Lütfen açıklamama. Adrian Violet'in üzerine yürüdü. Bunun üzerine sözlerini yuttu ve koşarak çıktı odadan. Kapıyı çarparak kapattı. Odanın içinde yürüdü. Yere düşen konyak bardağını kaldırdı. Dalgın bir şekilde halının temizlenmesi gerektiğini düşündü. İçi kederle dolup taşmaya. Midesi yanıp kavrulmaya başlayıncaya kadar boş boş bardağa baktı. Bardağı ateşin içine fırlattı. Büyük bir gürültüyle kırılan bardak yüzlerce parçaya ayrılarak etrafa dağıldı. Temizlenecek bir şey daha çıkmıştı. Keşke hayatları da bu kadar kolay yoluna girebilseydi. Bitkin bir şekilde koltuğuna çöktü. Uyumadan sabahın ılık ışıkları odayı doldurana kadar Jeanette'nin hıçkırıklarını dinledi. İki gün sonra evlerine dönmek üzere yola çıktılar. Noel sezonu yaklaşıyordu. Uzak akrabalar da dahil olmak üzere tüm Winter ailesi her Noel Winterella'da toplanırdı. Birkaç gün önce Sylvia'nın doğum yaptığı haberini almışlardı. Bebeğin kız olduğunu öğrenmek herkesi mutlu etmişti. Geçen doğumun üzerinden fazla geçmemesine rağmen taze anne gururluydu ve bebeğini herkese göstermek için sabırsızlanıyordu. Dul Duchess de elbette kızı Sylvia'nın eşi ve ailenin son ferdiyle birlikte Winterella'ya gelecekti. Violet de ailesinden mektup almıştı. Surrey'deki konaklarına giderek Noel'i orada geçireceklerini yazmıştı ona. Darin de arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı İskoçya'daki kutu gibi evden ayrılarak yanlarına gelecekti. Büyük halası ve Violet bahara kadar Avrupa kıtasında kalmayı planlıyorlardı. 65'ine merdiven dayamış Agatha'nın kemikleri Noel gibi özel bir gün için bile İngiltere'nin soğuklarına ve rutubetine dayanamayacaktı. Hava soğumuştu, rüzgar sert esiyordu. Minik kar taneleri havada uçarak yeryüzüne düşüyordu. Violet arabanın camından yağan kar izlemeye koyuldu. Soğuktan korunmak için dizlerini bir battaniye örtmüştü. Arabada yalnızdı. Beyler soğuk havaya rağmen at sürmeyi tercih etmişti. Ancak gördüğü kadarıyla ikisi de bu durumdan hoşnut değildi. Tartıştıkları o son geceden beri birbirlerine tek kelime etmemişlerdi. Yan yana geçirdikleri zaman ise sayılıydı. Olanlar düşünüldüğünde haksıza sayılmazlardı. Onun kendisini aldattığını, yalancı olduğunu düşünüyordu ve kısmen de olsa hatalıydı. O bir yalancıydı. Kendini savunmak ve ona sadık olduğunu kanıtlamak istedi ama nasıl yapacaktı ki? Sırrını açığa vurmadan hiçbir şey açıklayamazdı. Bir hatayı düzeltmek için diğer hataların su yüzüne çıkması gerekecekti. Anlatmaya başladığı takdirde hikayenin tamamı çorap söküğü gibi gelecek ve istediğinden fazlasını açıklamak durumunda kalacaktı. Belki de gerçeği itiraf edip kimliğini ve oynadıkları oyunu anlatmalıydı. Böylece Adrian onu hangi konağın sürgününe yollayacağına karar verebilirdi. Ya da onu boşayıp evine gönderirdi. Bu korkunç ihtimaller gözünün önüne geldiğinde hangi yolu seçerse seçsin kötü olacağını hissetti. Derin bir iç çekti ve gökyüzünden düşen karları izlemeye başladı. Dışarıda Kit ve kardeşi at üzerinde ilerliyordu. 2 saat süren sessizlikten ve umursamazlıktan sıkılmıştı Kit. Violet'le birlikte arabanın içine seyahat etmeyi tercih ederdi. En azından daha rahat olacağı kesindi. Ancak içeri girmeye karar verirse Adrian da onları katılacağından emindi. Sonra üçü birden ızdırap içinde yolculuk etmek zorunda kalacaktı. Artık yeter diye düşündü. Daha kaç kez açıklamak zorunda kalacaktı. Olaydan sonraki sabah Violet Adrian'ın suçlamalarını ona anlatmıştı. Olanları duyunca Kit'in ağzı açık kalmıştı. Onunla birlikte yaşıyor olması düşüncesi bile aklını almıyordu. İkisi kardeş gibiydiler. Bunu herkes görebiliyordu. Gerçeği göremeyecek kadar aptalca aşık olan ve kıskançlığın ışığını gözlerini körü ettiği birisi hariç herkese. Markham'ın mektubu ve Adrian'ın ikisine sarılırken görmesi şüphelerini kanıtlar nitelikteydi. Adrian'ın masum olduklarına dair bir kanıt istemiş
Yaptıkları açıklamalar tamamen havada kaldığı için Adrian'ı ikna edememişlerdi. 22 yıllık kardeşlik bağı bir gecelik yanlış anlamayı açıklamaya yetmiyordu anlaşılan. Kit, Violet'in maskesini düşürmemeye niyetlenmişti bir kere. Ona bir söz vermişti ve Adrian doğrudan kimliğiyle ilgili bir soru sormadığı sürece onu ele vermeyecekti. Bütün ömrü boyunca abine hayran olmuştu. Ancak o anda ona yumruk atmak istiyordu. Aptal diye mırıldandı. Adrian'ın başı ona döndü. Rüzgar kedin söylediğini ona taşımıştı. Bir şey mi dedin diye sordu. Sesi havadan bile soğuktu. Omzu dik bir vaziyette Kit sesini yükseltti. Aptal olduğunu söyledim. Hem kendine hem de etrafındaki herkese bir hiç vurun acı çektiriyorsun. Adrian çenesini sıktı. Sen aldatmanın bir hiç olduğunu mu düşünüyorsun? Ben de o da defalarca böyle bir şey olmadığını söyledik. Gerçek bu ama sen görmek istemiyorsun. Janet de ne kadar güzel olsa da ben onu o anlamda düşünmem. Bu kadar basit. Çok inandırıcı oldu. Bittiyse bitmedi diye atıldı. Cesaretine kendi bile şaşırmıştı. Bu kadın seni seviyor. Neden seviyor bilmiyorum ama basit bir yanlış anlama yüzünden onu kendinden uzaklaştırıyorsun. Yanlış anlama mı? Aşk mektubunu yanlış anladım yoksa sarmaş dolaş olmanız mı? Sana bunu daha önceden de açıkladım. Sadece ona sarılıyordum. Kardeşçe bir sarılma, ötesi yok. Peki ya mektup? Onu henüz açıklayamadın. O mektubu yazan sen değilsen. O zaman kim? Eğer Janet de bunca zamandır doğruyu söylüyorsa neden açıklamıyorsunuz? Kısmi doğrular ve yalanlar. Ne saklıyorsunuz? Kimi korumaya çalışıyorsunuz? Bunu söylemek bana düşmez, eşine sor. Sordum ama o da söyleyemezmiş. Durum nasıl görürse görürsün yine de ona güvenmelisin. Adrian'ın gözlerinde bir gölge geçti. Güvenmek mi? Ben güvenmek zorundayım demek. İkinizin de dürüst olmadığını bile bile bana sunduğunuz basit bahaneleri ve cevapları kabul etmek zorundayım, öyle mi? Adrian, bu kadar yeter diye emretti Adrian. Bu konu daha fazla tartışılmayacak, anladın mı? Bir daha bundan bahsetmeyeceğiz. Atı Merkür birden hızlandı. Adrian onu sakinleştirip eski hızına geri döndü. Noel'den sonra üniversiteye döneceksin ve bir şekilde okula yeniden gitmeye çalışacaksın, anladın mı? Hit başını salladı. Kesinlikle. Janet diye gelince, onunla ilişkim özel bir mesele ve seni ilgilendirmiyor. Ne yapacağımı sana söylemek zorunda değilim. Göz göze geldi. Eğer kardeşim olmasaydın şu anda kafanda bir kurşun olurdu. Kardeşim ol ya da olma. Seni bir daha onunla yakalarsam bu dediğimi yaparım. Adrian Merkür'ün iplerini çekti ve at fırtına gibi ileri atıldı. Kit Adrian'ın karlarının altında gözden kaybolmasını seyretti. Harika bir konuşmaydı diye düşündü. Üçü kendi aralarında kocaman bir çıkmaz oluşturmuştu. Keşke bunu nasıl düzelteceklerini de bilselerdi. Kit ceketine daha sıkı sarılarak ilerledi. İnsanlarla dolup taşan Vinterella konağı bir arı kovanını andırıyordu. Çocuklar ve yetişkinler grup halinde kendi köşesine çekilmiş tatilin tadını çıkarıyorlardı. Adrian bütün bu karmaşanın içinde büyük bir şömlesi bulunan evin eski köşelerinin birinde yanan Noel kütüğünün ateşini görmeyi başarmıştı. Geleneklere göre bu kütüğün 12 gün yanması gerekiyordu. 12. günde gece küllerine dönen kütük kutlamanın son parçasını oluşturuyordu. Birinci kattaki büyük salonun rafında duran Noel mumunun ışığının altına kadınlar ve çocuklar kağıttan süsler yapıyor, kırmızı ve altın rengi kurdelelerle fiyonklar yaparak evin içine asıyorlardı. Erkekler ise gün içinde avlanıyor ya da buzlarla kaplı tepelerde at sürmeye gidiyorlardı. Sonra da yüzleri kıpkırmızı, bitap şekilde eve dönüyorlardı. O gece Noel arifesiydi. Herkes birbirine hediyesini veriyor, birbirinin şerefine kadeh kaldırıyor, sıcak rom kokteylleri içiyorlardı. Adrian, aile ve arkadaşlarının bir araya geldiği yılın bu zamanını çok seviyordu. At üzerinde ya da arabayla komşularını ve kiracıları ziyaret ediyor, onlara yiyecek ve içecek götürüyor ve Noel masalarını donatıyordu. Ancak bu sene tatil sona erip de herkesin gitmesine, evin sessizliğe gömülmesine memnun olmuştu. Janet de insanlara aralarının bozuk olduğunu fark ettirmeyeceğine dair söz verse de, tüm o süreç ona işkence gibi gelmişti. Daha birkaç gün önce Sylvia'nın yeni bebeği Emma'yı severken, annesinin gözlerinin içine bakarak yalan söylemek zorunda kalmıştı. Pembe yanaklı minik bebek mırıltılar çıkararak etrafını çevreleyen kalabalık yüzlere bakmış, küçük ellerini havaya kaldırarak oyun oynamıştı. Hemen ardından derin bir uykuya dalmıştı. Adrian'ın diğer kardeşleri Anna, Lindsay ve Zoe sırayla bebeği sevmişti. Sonra sıra eşine gelmişti. Janet de bebeğin üzerine erip izlerken, bebeğin göğsünün üzerine tutup sallarken, ona çocukça komik şeyler söylerken izledi onu. Parmağının ucuyla bebeğin hassas yanağını okşarken yüzünde saf bir mutluluk belirmişti. ''Siz ne zaman bunlardan bir tane yapacaksınız?'' Annesi yanına gelmiş ve bir elini Adrian'ın omzuna koymuştu. Bir kadın Grand Mère olmaktan hiç sıkılmaz biliyorsun. Adrian'ın boğazındaki düğüm yumruk oldu. Korkunç bir üzüntü kapladı yüreğini.
Gülümsemeye çalıştı ve annesinin anlamaması için dua etti. Deniyoruz madam, deniyoruz. Denemiyorlardı. Artık eşine dokunmuyordu ve bir daha ona dokunacağını da zannetmiyordu. Bir varisi olması için eninde sonunda o yatağa geri dönmesi gerektiğini biliyordu. Tabii o zamana kadar hamile kalmazdı. Ve bunun gibi düşünceler zihnini doldurmaya başlayınca günü işkenceye döndü. Yüzeyin altında birikmeye başlayan öfke onda ne huzur ne de mutluluk bırakıyordu. Kit kardeşinden bile şüphelenmeyi bırakmıyorlardı. Kit'in inkarlarına inanmak istiyordu. Özellikle de onu Jeanette valisiyle bir arada gördüğü zaman. Kardeş gibi görünüyorlardı. Ancak yine de arada bir bakışlarından aralarında farklı bir şey olduğunu seziyordu. Açığa çıkarmamak için büyük bir çaba gösterdikleri sırlarını düşününce öfkesi kat be kat artıyordu. Daha o gün büyük holde çocuklarla birlikte körüp oynarken ikisini yan yana birbirlerine fısıldarken görmüştü. Onları izlerken eşinin Kit'e bir not uzattığını fark etmişti. Kit notu hızlı bir şekilde cebine atmış, sonra da hiçbir şey olmamış gibi kuzeni Cecil'in sakladığı yerden çıkarak çocuklarla birlikte gülmeye başlamıştı. Yeni bir aşk mektubu mu? Kızgınlığını bastırmış ve her şeyi su yüzüne çıkarmak için yemin etmişti. Kit'i gözünün önünde ayırmadan yetişkinler çay içmek üzere salonda toplanana kadar zaman kullanmıştı. Kit büfeye gitmek üzere ayağa kalktığında peşine takılmıştı. Kit tabağına küçük çörekleri doldururken yanına yaklaşmış ve çarpmıştı. Savaş yıllarından kalma ajanlık yeteneğini kullanarak bir el çabukluğu yapmış ve kağıdı cebinden alarak duruma kaza süsüyle kapatmıştı. Affedersin, ayağım kaydı diye mırıldanmıştı Adrian. Kit bir ışımla ona dönmüş ve ona inanmıyormuş gibi gözlerini kısarak bakmıştı. Sonra omuz silkip tabağını doldurmuş ve yerine geri dönmüştü. Ancak Adrian 2 saat sonra notu okumak için bir fırsat kollayabilmişti. Çalışma odasına geçerek rafın üzerinde duran saatin yumuşak ve ritmik tiktaklarını dinlerken elinde duran kapalı nota baktığından fark etmişti. Okumak istememişti. İçinde ne yazdığını görmek istememişti. Sorununu da bilmesinin hak olduğunu düşünüp parmaklarıyla notu açtı. Kağıtta yazan satırları okurken şaşkınlığını gizleyemedi. Latince mi? Kahrolsun not Latince mi yazılmıştı? Neden Jeanette Kit'e yabancı bir dilde, üstelik ölü bir dilde not yazmak istesin mi ki? Hiç mantıklı değil. Vakit kaybetmeden metni okumaya başladı. Bu onun için çocuk oyuncağıydı. Üniversitedeyken en çok sevdiği konulardan biri eski dillerdi. Okuduğu şey aşk mektubu değildi. Bir çeviriydi. Üstelik Roma İmparatorluğu'nun yaptığı savaşlardan birini anlatan sıkıcı bir çeviriydi. Kit'in derslerinden biri miydi? Öyle görünüyordu. Ama bunun Jeanette'de de ne işi vardı? Ayrıca neden bu notu gizli gizli Kit'e vermeye çalışmıştı? Bütün gün boyunca soru işaretleriyle evde dolanmış, sonra yemek için hazırlanmak üzere odasına çıkmıştı. Kafası o kadar doluydu ki, nefis Noel arifesi yemeğinde yapılan sohbetleri bile yarım yamalak dinleyebilmişti. Ara sıra gözleri uzun masanın diğer ucunda oturan eşine kaymıştı. Sürekli aynı şeyi düşünüp duruyordu. Eğer Jeanette ona ihanet etmediyse, eğer o aşk mektubu Kit'ten gelmediyse, neden yalanlar söyleniyor, doğrular saklanıyordu, ne saklıyorlardı? Çözüm arayışı yemekten sonra sonuçsuz kalmıştı. Yemek salonundan çekildikten sonra beyler ve bayanlar bir araya toplanmış, herkes içeceklerini yudumlarken Zoe piyanonun başına geçerek yeteneklerini sergilemeye başlamıştı. Herkes tek bir ağızdan Noel şarkılarını söylemeye koyulmuştu. Adrian ne olduğunu anlayamadan kendisini kapının kenarında Jeanette'nin yanında dikilirken bulmuştu. Tam o sırada kuzeni Raglan onları işaret ederek bağırmaya başladı. ''Hey bakın millet, başların üzerinde öksü otu var. Haydi, Rochefort'un yakalandığınız eşini öp.'' Jeanette de başını kaldırıp üzerine doğru sarkan yeşil ve beyaz bitkiyi fark edince bakışlarına şaşkın bir ifade belirmişti. Ona bakan üzgün gözleri görmüş ve aralarında tek kelime geçmemesine rağmen onu öpmek konusunda kararsız kaldığını anlamıştı. Konuyu gülüp dağıtmaya çalışsa da ailesi ısrar etmeye devam etmiş, onların da bu geleneği yerine getirmekten başka çareleri kalmamıştı. Haftalardır ilk defa ona dokunarak eğilmiş ve dudaklarını onunkine bastırmıştı. ''Yapabileceğinin en iyisi bu mu?'' diye uzatmıştı Raglan. Annemi bile daha sıcak öperdi. Kelimelere dikkat et, yoksa ağzına biber sürelim diye atılmıştı annesi bir yandan kıkırdayarak. Herkes onları beklemişti. Yeni eşini seveceğim ve mutlu bir koca gibi öpmesini. Jeanette'nin gözleri kravatına dikilmiş, yanaklarına bütün kanı çekilmiş bembeyaz olmuştu. Sonunda Adrian bir elini onun beline dolayarak ona öpmüştü. Kısa bir süre sürsün istemişti, ancak bir anda kaybolmuştu sanki. Violet ona duyduğu ve yarı unuttuğu ihtiyacı fark edince titremeye başlamıştı. Etrafındaki her şey bir anda bulanıklaşmıştı sanki. Rüzgar gibi bir uğultu başını döndürmeye başlamıştı. Teninin sıcaklığı bir anda artmıştı. Uzun zamandır, sonsuzluk kadar süren bir süredir bunu tatmamıştı. Hiç bitmesin istemişti. Elini kaldırmış ve Adrian'ın çenesini ve o güzel yüzünü okşamaya başlamıştı. Adrian bir anda geri çekildi.
Etrafındaki insanlar bağırışıp alkışlarken Violet şaşkın bir şekilde bir süre olduğu yerde kala kalmıştı. Bir an için nerede olduğunu, bütün sorularını ve neden uzun zamandır karı koca olmadıklarını unutmuştu. Ortamın odak noktası olduğunu anlayınca utanmış, yanakları alev alev yanmaya başlamıştı Violet'in. Hemen ardından Adrian'ın kutup kadar soğuk, bir o kadar hüzünlü bakışlarını yakalamıştı. Her şey bir oyundu o kadar. Hiçbir şey değişmemişti. Hayatının en iyi Noel'ini geçiriyormuş gibi bir kahkaha atmıştı Violet. Yüzüne takındığı gülümsemeyle piyanonun başına geçerek şarkılara eşlik etmeye başlamıştı. İçinden kalbi bin parçaya ayrılmış gibiydi. Güneşin ışıltısı Ocak ayının alışageldik yağmurlu ve rüzgarlı günlerinden birini renklendiriyordu. Violet yüzünü güneşe döndü ve tatlı pırıltıların derisini işlemesine izin verdi. Ancak yine de ihtiyacı olan sıcaklığı vermeye yetmiyordu güneş. Hayatı böyleydi artık. Bahçede dolaşırken kalın paltosu içinde titrediğini hissetti. Aslında üşüyen yeri bedeni değil ruhuydu. Yalnızdı. Haftalarca süren kargaşa ve kalabalık ortamdan sonra ev sessizliğe bürünmüştü. Violet de ne kadar yalnız olduğunu anlamıştı. Herkes birkaç gün önce kendi evlerine ve kendi hayatlarına geri dönmek için ayrılmıştı. Dul Düşes bile kendi evine dönmüştü. Giderken de bahar ayına doğru havalar ısınmaya başladığında onları yeniden ziyaret edeceğine söz vermişti. Ondan sonra da Kit de ayrılmıştı evden. Yeni dönemi başlamış, üniversite sınavları onu bekliyordu. Tabii okula yeniden dönmek için gerekli testleri geçebilirsin. Ona şans diledi Violet ve çalışması gereken konular hakkında tavsiyelerde bulundu. Arkadaşını uzak yolculuğa uğurlarken boğazı düğümlenmişti. Sonunda Adrian da gitmişti. Londra'da acil bir iş olduğunu söylemişti. Onu ve bu mutsuz olduğu evi terk etmek istiyordu belli ki. Onu kendisine gelmesi için davet etmemişti. Ayrıca tek başına bir yere gitmesini de yasaklamıştı. Eğer o gerçekten Janet de olsaydı, sadece inadından ve gidebileceğini kanıtlamak için bu tehditler üzerine çıkıp giderdi evden. Ama ne kadar çabalasa da bunu yapamadı. Hem nereye gidecekti ki? Kendisini ne kadar yalnız hissetse de o konak artık onun eviydi. Adrian'ın gidişinin onu rahatlatması gerekiyordu. Onunla kocaman konakta yalnız kalmak büyük bir işkenceydi. Ancak yokluğu içinde korkunç bir boşluk bırakmıştı. Son zamanlarda araları iyi değildi ancak yine de onun yakınlarında hissetmek iyi geliyordu. Koridorda karşılaşıp bakışmak, hizmetçilerden biriyle konuşurken sesini duymak bile yetiyordu. Geceleri acıtan bir sessizlik içinde masanın diğer ucunda oturmak ve birbirlerini görmezden gelerek yemeklerini yemek. O zor anları bile özlüyordu şimdi. Bir yıl öncesi olsa yalnız kalmak onu mutlu ederdi. Uyumak ve hayal kurmak için zaman bulması demekti bu. Kendisine karışan ve azarlayan birisi olmadan okumak, ders çalışmak için dünya kadar zamanı vardı. Tüm bunları o anda yapabilirdi ama artık içinden gelmiyordu. Arkadaşı Eliza'ya mektup yazmaya başladı. Öncesinde mektupların üzerine neden yabancı ülkeye ait bir pulun bulunmadığını açıklamak durumunda hissetmişti kendini. Mektupların kaybolmaması için Janette'nin ona gönderdiğini, eğer bu iletişim yönteminin tuhaf olduğunu düşünürse kendisini yazmak zorunda hissetmemesi gerektiğini belirtmişti. Sonra da sadece mektupla bile olsa onunla konuşmanın iyi geldiğini de eklemişti. Yalnız ikizi İngiltere'ye döndükten sonra ne yapacaktı onu hiç bilmiyordu. Bütün bunların dışında evde kendisini oyalayacak hiçbir şey bulamıyordu Violet. Yeni kahya Bayan Lipton gerçekten harikaydı. O kadar sıcak ve o kadar samimiydi ki ne zaman bir şeye ihtiyaç olsa hemen elini uzatıyor ve en küçük şeylere bile yardımı dokunuyordu. Evin içinde çılgın gibi dönüp duran bir kadını bulmuş olmak onlar için büyük bir şanstı. Uzun zaman yanında çalıştığı uzak akrabası ölünce konağı miras yoluyla alan Harcourt Markezi'nin evinde dönen olaylardan memnun olmadığı için Bayan Lipton yeni bir iş arayışına girmişti. Bayan Hartwich'in aksine Violet bu kadınla birlikteyken kendisini çok rahat hissediyordu. Başka bir adayla görüşme bile yapmaya gerek kalmadan aynı gün işe almıştı sevimli kadını. Bayan Lipton'un tecrübeleri olmasaydı Noel tam bir felaketle sonuçlanabilirdi. Onun sayesinde bu hengameyi sorunsuzca atlatmışlardı. Kahya kadın herkesin beklentilerine ve ihtiyaçlarına daha onlar bir şey talep etmeden cevap vermeyi başarmıştı. Violet bahçede dolaşırken Noel güllerini düşündü. Kışları açan bu canlı çiçekler normalde çok kasvetli olacak olan bahçeye renk katmıştı. Violet eğildi ve koyu krem rengi bir gülü dalından kopardı. Solgun ve kırılgan diye düşündü. Eldivenli elinde tuttuğu güle bakarak günün sonunda taç yaprakları düşecek ve güzelliği sadece anılarda kalacak. Violet de öyle değil miydi? Artık bu anı mıydı sadece? Bu çiçek gibi o da geçici bir mutluluk anı mıydı? Adrian tüm gerçekleri öğrenmeden onu affetmeyi başarabilecek miydi? Bir süre daha çiçeğe bakarak düşüncelere daldı. Sonra avucun içinde sıkarak parçaladı. Elini açtı ve rüzgarın gülden geriye kalanları götürmesini istedi. Eli de kalbi gibi bomboş kalmış.
Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.